Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dayız şu anda. Ülkenin nüfusu yaklaşık 7 milyondan meydana gelirken başkent Sofya'nın nüfusu ise 1,5 milyon civarında. 7. 8. yüzyıla kadar uzanan çok eski bir tarih var bu topraklarda. 1800'lü yıllara kadar yaşanan Osmanlı-Rus savaşlarına kadar Osmanlı çok uzun yıllar boyunca bu topraklara hakim oluyor. Yaşanan Osmanlı-Rus savaşında Çar Alexander orduya komutanlık yapmış ve buradaki yaşayan insanlar için önemli bir isim olduğundan meydana da Çar Alexander'ın anıtını dikmişler. Bulgaristan'ın parlamento binası Sovyetler döneminden kalmış bir eser burada bulunuyor. Meydanın yanı başında Alexander Nevski Katedrali yer alıyor. Ülkenin en önemli sembolik yapılarından biri. Sofya'yı yürüyerek keşfetmek en güzeli. Şehir zaten küçük. Burası Bulgaristan Bilim Akademisi. 1869 yılından beridir Bilim Akademisi olarak kullanılıyor. Bulgaristan dendiği zaman akla gelen en meşhur yapılardan biri de Alexander Nevski Katedrali. Alexander Nevski Katedrali birçok kubbeden meydana geliyor. Yaşanan Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra buraya 1912 yılında dev bir mimariyle bu katedral inşa ediliyor. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Alexander Nevski Katedrali ülkenin en önemli tarihi eserlerinden. Katedralin adı Rus Çarı Nevski'den geliyor. Kilisenin içine gelince kilisenin içi büyük ölçüde orijinal kalmış. Freskler, dini simgeler, işaretler, resimlerle dolu tarihi bir katedral bu resim. Azize Sofya Kilisesi. Mimariye baktığımız zaman hemen İstanbul'daki Ayasofya geliyor aklımıza. Çünkü ikisini de inşa ettiren aynı hükümdar olmuş. Şu anda da Sovyetler dönemine ait izlerin bulunduğu meydandayız. Hem Cumhurbaşkanlığına ait çalışma ofisleri yer alıyor, hem de Çarlık döneminden kalan Komünizm Partisi'nin binasını görüyoruz. Sovyetler döneminden kalan birçok tarihi bina kullanılırken daha önceye ait eserler de müze gibi sokaklarda gezilebiliyor. Buraya gelen turistler bu eserlerin çoğunu ücretsiz olarak gezebiliyorlar. Açık havaya yayılmış bu eserler herkesin dikkatini çekiyor. ...1566 yılında yapılıyor bu başyapıt. Ve burası Mimar Sinan tarafından tasarlanıyor. Özellikle dev kubbesiyle ve upuzun minaresiyle kendini gösteren bir cami. O zamanlarda Evliya Çelebi şehre geldiği zaman camiden bol bol söz etmiş ve özellikle kubbesini ve de minaresini anlatmış. Bugün bu camiden ezan da okunuyor. Mimar Sinan'ın inşa ettiği Banyabaşı Camii kare planlı yapılmış. 1200 kişinin aynı anda namaz kılabileceği bir kapasiteye sahip. Cami bugün Sofya'da ibadete açık olan tek cami olma özelliğine de sahip. Ezan sesinin dışa verildiği cami güzelliğiyle büyülüyor. 5 vakit açık olan Banyabaşı Camii tarihin en güzel eserlerinden biri.